Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Evet size bugün çok güzel bu tunus işi çilek yapımının nasıl yapıldığını tarif edeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok hoş bir model. Rengarek yemenilerinizi bu şekilde süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Yeni başlarken de tığ battığımıza sık iğne ile batıp bu şekilde başlıyoruz arkadaşlar. Biz de aynı şekilde şuradan devam ettirelim arkadaşlar. Bu şekilde sık iğne ile tığ battığımıza battık. Bir tane de zincir çekiyoruz. Bu zincir her örümceğin altına muhakkak çektiğimiz zincir arkadaşlar. Bu şekilde orta boy bir örümcek çekiyorum. 3 defa tığımın başını doladım. 2, 3 atlayıp 4. tığ battıma. 1, 2, 2, 2, 2. Bu şekilde uzunca bir trabzan yaptım. Şimdi bu trabzanımın tepesine 10 tane arkadaşlar böyle tığ battı, trabzanlar yapıyorum. Bir defa doluyorum. 2, 2 alıyorum. 3, bir defa doluyorum. 2 2 alıyorum. 4 tane trabzanım oldu. Bir defa doluyorum. 2 2 alıyorum. 5 6 bir defa doladım. Trabzana girdim. 2 2 aldım. 3 6 7 oldu arkadaşlar. Girdim trabzanıma. 8 oldu. 9 10 10 tane bu şekilde buraya trabzanımı yaptım. Yandaki tığ battıma girdim, kapattım. Bu şekilde arkadaşlar yuvamız hazır. Şimdi tekrar arkadaşlar, şimdi şöyle bir şey. Gördüğünüz gibi yaptığım bu çileğimi trabzanımın tepesine kapattım. Araya bir boşluk veriyoruz. Buraya trabzanımızı yapıp buraya kapatıyoruz. Bir tane de ara boşluğu için trabzan yapalım çok basit bir işlem olduğu için arkadaşlar iki tane göstermek yeterli 3 defa tığımın başını doladım 3 tane tığ battı atladım 1 2 2 2 2 Yavaş şekilde de gösteriyorum arkadaşlar. Az olsun öz olsun şeklinde. 2 zincir çektim trabzanımın tepesine. 2 2 aldım. Zincirimle beraber 2 trabzanım oldu. 3 bir defa doluyorum 2 2 alıyorum 4 5 6 6 7 8 9 ve 10 Bu şekilde 10 tane trabzanımı yaptım. Destek amaçlı yaptığım bu trabzanı yandaki tığ battıya bu şekilde kapatıyorum arkadaşlar. Bakın. Trabzanım desteklenmiş oldu. Bir zincir çekiyorum. Bu şekilde ipimi koparıyorum. Şimdi çilemizin yapımına geçelim arkadaşlar. İki tane zincir çektim. Bu şekilde arkadaşlar yapmış olduğumuz yeşil trabzanlarımızın üzerine çileklerimizi yapacağız. Bu tutturduğum bir tanesini atlayıp arkadaşlar şu şekilde ara mesafesi verip bunu atlıyorum. Buraya ikinciye bu şekilde sık iğne yapıyorum. ipimi tutturuyorum. Şimdi arkadaşlar şu şekilde tutalım. Bu trabzanların üzerinin hepsinin içine girip birer zincir çekerek iplerimizi toplayacağız. Bakın arkadaşlar bu şekilde yanındaki trabzana girdim. Bir tane aldım kapattım. Yanındaki trabzana girdim. Bir zincir çektim dibinde. İki. Trabzana girdim. Bir zincir çektim dibinde. Trabzana girdim. Bir zincir çektim dibinde. Trabzana girdim. Bir zincir çektim. Yanındaki trabzana girdim. Bir zincir çektim dibinde. Yanındaki trabzana giriyorum. Bu şekilde tüm ilmekleri trabzanın üzerindeki tüm ilmekleri topladım arkadaşlar. Şimdi bunları 2 2 2 olarak kapatıyorum arkadaşlar. 2 2 2 2 Başa kadar 2 2 alarak bu şekilde kapattım. Şimdi buraya 5 zincir çekiyorum. 5 zincirimi çektim. İlk ilmeğimin içine girip kapattım. Trabzanımın arasına girdim, kapattım. Trabzanımın arasına girdim, kapattım. Bu şekilde tüm ilmeklerin arasına girip kapatıyorum. Bu şekilde 5 6 Sonucuyla bu şekilde kapattım. 2 2 2 2 2 2 alarak sonuna kadar kapattım arkadaşlar. Tekrar yine 5 zincir ilmeğimi kapattım buraya bu şekilde. Tekrar yandakine girip kapatıyorum. Yandakine girdim, kapattım. Bu şekilde arkadaşlar tüm ilmekler gözüküyor zaten. Hepsinin içine girdim bu şekilde ilmeklerimi topluyorum. Girdiğim ilmeğin içine bir zincir çekiyorum. 2 2 2 2 2 5 zincir. Bu şekilde kapattım burayı. İlmeğime girdim, bir zincir. İlmeğime girdim, bir zincir. İlmeğime girdim, bir zincir ilmeğime girdim bir zincir 2 2 2 2 1 2 3 4 5 zincir ilk ilmeğimin içine kapatıyorum kirpimi bu şekilde yine diplerinde bir zincir çekerek ilmeklerimin arasına giriyorum ve topluyorum 2 2 2 Tekrar 5 zincir. 5 zincirimi buraya ilk ilmeğimin arasına kapattım. Hemen yine ilk ilmeğime girdim, dibinde bir zincir. İlk ilmeğime girdim, dibinde bir zincir, 2, 2 alt. 1 2 3 4 5 zincir. Hemen arkadaşlar bu şekilde yanındaki ilmeğimin arasına kapattım zincirimi. Buraya da bir tane kaldı arkadaş. Girip zincir çektim. Son kirpiğimi de 5 zincirimi çekiyorum. 2 ilmeğimin arasından girdim. Kapattım buraya. Şimdi arkadaşlar birer birer aşağı inip diplerinde bir zincir çekiyorum. Aşağı iniyorum. Dibinde bir zincir. Alta indim. Dibinde bir zincir. İlmeklerimi bu şekilde topluyorum. Alta indim bu şekilde dibinde bir zincir 2 2 2 2 2 2 olarak aldım bu şekilde çileğimiz hazır çileğimi arkadaşlar yapmış olduğum bu 10 trabzanlı yere girip bu şekilde kapattım tepesine ilk trabzanımı bir zincir çekip ipimi koparıyorum İpimi arkada yakıyorum arkadaşlar bu şekilde Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çileğimizin yapımı bu şekilde. Çok hoş ve çok güzel oluyor arkadaşlar. Böyle kırmızı güllü, sarı güllü bir türbenti de yaparsanız çok şahane olur. Fark etmez renklerini istediğiniz renkle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Trabzan e, tunus işi çilek modeli arkadaşlar. Yapacak arkadaşlar. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.